البدر جمال علينا لو افرقا متكل متهرك يا Sevgili Mardinliler, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında tüm Mardin'e, Mardin'in tüm hanelerine bir kez daha selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bizi bir kez daha aşkla bağrına basan Mardin halkına şükranlarımı sunuyor. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Mardin ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bizleri böyle bir kardeşlik ikliminde buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Allah'a hamdolsun. Bugün Mardin'de yine müjdelerle dolu, bereketli, verimli bir gün geçiriyoruz. Az evvel 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. Mardinli kardeşlerimizle aramızdaki kelimelerin tarifte yetersiz kaldığı o muhabbete bu vesileyle bir kez daha şahitlik ettik. Ardından il başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışında dava ve yol arkadaşlarımızla hasret giderdik. Müzik
Şimdi de Medeniyetler ve Mardin'in çok kültürlü kimliğini en güzel şekilde yansıtan siz gönül dostlarımızla, gençlerimizle beraberiz. Buradan bir kez daha resmi açılışını yaptığımız güncel yatırım bedeli 17,5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Mardin'imize kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi ve özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Rabbim bizi Mardin'le birlikte tüm Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler havzası olan Mardin'imiz, Türkiye'nin adeta bir özeti gibidir. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Süryani'nin, Ezidi'nin bir arada yaşadığı Mardin, İstanbul ve Hatay'la birlikte hoşgörü başkentlerimizden birisidir. Aynı şekilde Anadolu'nun dört bir yanında farklı mezheplerden Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımız huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir. Mardin, zamana meydan okuyan asırlık medrese ve camileriyle aynı zamanda medeniyetimizin aynasıdır. Böylesi bir değere, Mardin gibi muazzam bir hazineye sahip olmak millet olarak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin'i bu topraklardaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizin kalesi olarak görüyoruz. Bu aziz şehre her gelişimizde Anadolu'nun beşeri, kültürel ve tarihi açıdan o büyük zenginliğine bizzat şahitlik ediyoruz. Maşallah. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sadece etrafa şöyle bir bakmak bile Mardin'in sahip olduğu hazineleri görmemiz için kafidir. Hemen yanı başımızda Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıllık şaheseri Deyrül Zaferan Manastırı var. Hemen ötede Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır Yaradan'a dua ettiği Kırklar Kilisesi bulunuyor. Yaklaşık 8,5 asırdır minarelerinden ezanı Muhammedilerin eksilmediği Ulu Camimiz tüm zarafetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk yapıyor. Bu eserlerin hepsi Mardin'le beraber
ortak vatanımız Anadolu'nun ahengini, barışını, hoşgörüsünü, köklü birikimini temsil ediyor. Gençler, batılı ülkeler başta olmak üzere dünyada tahammülsüzlük artarken Mardin bir barış ve huzur şehri olarak tüm insanlığa örnek teşkil ediyor. Onca gelişmişliğe rağmen halen insanı dilinden, dininden, renginden, kültüründen dolayı ötekileştirenlerin Mardin'den alacağı çok dersler var. Lafa gelince sürekli insan hak ve özgürlüklerinden dem vurup kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımayanları buradaki hoşgörü ikliminden ibret almaya davet ediyorum. Güya din adına ibadethanelere saldıran gözü dönmüş canilerin de vahşi eylemlerine bahane aramak yerine Mardin'in temsil ettiği insani ve İslami değerlere iyi bakması gerekiyor. Mardin bizim inancımızda ve medeniyetimizde insan onuruna, insan hayatına, din ve vicdan hürriyetine verilen önemin tarih ve estetikle yoğrulmuş mücessem sembolüdür. Ne İslam'ı kendi aşırılıklarına maske yapanlar ne de bunlar üzerinden Müslümanlara husumet besleyenler bu hakikati asla değiştiremeyecektir. Mardin asırlardır olduğu gibi bugün ve yarın da inancımızın aydınlık yüzü olmaya devam edecektir. Biz de bu şehirden aldığımız ilhamla ülkemizde, bölgemizde ve dünyada önce insan demeyi, insanı yaşat ki devlet yaşasın demeyi, mazlumların ve mağdurların umudu olmayı sürdüreceğiz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olduğu kadar sosyal kaosların sancısıyla da kıvrandığı bir dönemde Mardin'in en mümtaz örneğini teşkil ettiği Türkiye'nin bu asil duruşu giderek daha kıymetli hale gelecektir. Gelişmiş diye sınıflanan ülkelerin aslında kendi güvenlik ve refahları dışında bir dertlerinin olmadığı görüldükçe coğrafyamızın binlerce yıllık insan merkezli birikiminin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan kimi üzüntü verici hadiselerin bu muhteşem tabloya halel getirmesine izin veremeyiz. Çünkü bu ülkenin, bu toprakların üzerindeki her şeyi bizler birlikte inşa ettik. Tarih boyunca bu ülkeye, bu topraklara değer katan hizmetlerde bulunan tüm inançlardan insanlarımızı saygıyla, tazimle yad ediyorum. Sevgili gençler, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hala bu topraklarda ve bu toprakların değerleriyle gönül bağı olan herkese kucağımızda, kalbimizde sonuna kadar açıktır.
Anadolu'nun mümbit ve şefkatli kolları hepimizi sarıp sarmalamaya, yaşatmaya yeterlidir. Gençler, hepimizin, hepinizin Allah'ına kurban. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a. Hala bu ortak ve kadim tarihin sayısız mimari eserine, kültür varlığına, bestesine, türküsüne şahit oluyorsak, eğer geleceğimizi de beraberce kurabiliriz demektir. Türkiye yüzyılı, bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz İstanbul'da, İstanbul'un köken ve inanç bakımından en zengin muhitlerinin birinde doğmuş, büyümüş, hayata atılmış bir kardeşinizim. Mahallemizde, semtimizde, ilçemizde, şehrimizde beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımızı sadece İnsan olarak gördük. Hiçbirinin inancına ve kökenine bakmadık. Bu Romandır demedik. Bu Kürttür demedik. Bu Lazdır demedik. Bu Türktür demedik. Bu Araptır demedik. Hepsini Yaradan'dan ötürü sevdik. Şimdi birileri helalleşmeye gelecekmiş. Yahu sen önce helalleşmeye gideceksen gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen önce 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya, onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın. Bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın. Bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun ya? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz. Ve 2023 bunun cevabı olacak. Ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri milletimizle hep gönül diliyle konuşabilmemizi bu birikime ve tecrübeye borçluyuz. Çünkü biz şuna inandık. Türk'ün araba, Arap'ın Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e, Avaz'a, Gürcü'ye kuru üzüm tanesi gibi başı incik güncük olsa dahi biz insanları sadece Allah için severiz. Ve dikkat edin, üstünlük
kimsenin etnik kimliğiyle alakalı değildir. Üstünlük ancak takva iledir. Takva. Nedir takva? Kim ki Allah'a daha yakındır, o en üstündür. Bunun dışındakiler hikaye. Şimdi biz 20 yıllık iktidarlarımız döneminde hiçbir zaman insanlarımız ve şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmadık. Hep bu kardeşiniz ne dedi? Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedi. Ve bunu yaptık mı? Yaptık. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. İşte 26 havalimanıyla yola çıktık. Şimdi 57 tane havalimanımız var. Şu anda Ağrı'da, Kars'ta, Hakkari'de havalimanlarımız var mı? Var. E bizden önce niye yoktu? Onlar niye yönetmediler bu ülkeyi? Altı bin yüz kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 28 bin kilometre bölünmüş yol var. Gençler, gençler, ben de aşığım size ya. İnanıyorum ki bu gençlik, evelallah, 2023'te sandıkları çökertecek. Ve biz gençlerimizle, kadınlarımızla, ana kademeyle gümbür gümbür geliyoruz ve geleceğiz. Sağ olun. Hangi inanca, kültüre, kökene mensup olursa olsun 85 milyonun tüm fertlerini samimiyetle bağrımıza bastık. Yasakların değil, tüm vatandaşlarımızın inancını özgürce yaşayabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştık. Şu anda tüm dünyada elhamdülillah alt yapısıyla üst yapısıyla örnek bir Türkiye var. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın liderleri söylüyor. Halka hizmeti, hakka hizmet gören tasavvurumuzla milletimize hizmetkar olmayı en büyük şeref payesi saydık. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Son 20 yıldır ekonomiyle birlikte demokrasimizi de güçlendirmek, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Maşallah. Türkiye'yi hak ve hürriyetler alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma getirmenin zorlu mücadelesini veriyoruz. Allah'a hamdolsun. Bu uzun süreçte karşılaştığımız onca engele maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen milli iradeyi güçlendirme yolunda pek çok başarıya imza attık. Daha evvel
Bırakın fiiliyata dökmeyi, telaffuz etmenin bile büyük bir cesaret gerektirdiği, adına sessiz devrimler dediğimiz reformları tek tek hayata geçirdik. Tek parti faşizminden başlayarak 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar toplum hafızamızda derin yaralar açan acıları iyileştirmenin çabasında olduk. Eski Türkiye'nin inkarcı, dışlayıcı, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı o nobran yaklaşımını tüm izleriyle ortadan kaldırmak için çalıştık. Bunun yerine devlet vatandaş ilişkisinde daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı bir bakış açısını ikame ettik. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri, ayrıca dini ve kültürel mirasın korunması için önemli çalışmalar yaptık. Cemaat vakıfları konusunda 2003 ve 2008'de kabul edilen yasal değişikliklerle önemli iyileştirmeler geciktirdik. Bu kapsamda şimdiye kadar 1015'ten fazla araziyi ve 21'den fazla taşınmaz malı gayrimüslim cemaatlerine ait kurumlara devrettik. Sadece Mardin'de 4 ayrı Süryani vakfımızı 55 taşınmazının mülkiyetine yeniden kavuşturduk. Ermeni cemaati vakfına iade ettiğimiz gayrimenkullerin sayısı 400'ü aştı. Batman Gercüş'te 100 yıldır ibadete kapalı bir vaziyette duran Aziz Aho Manastırı'nın restorasyonunu gerçekleştirerek 2018'de yeniden hizmete girmesini temin etti. Trabzon Sümela Manastırı'nda 95 yılın ardından yeniden dini ibadet yapılabilmesini biz sağladık. Van Akdamar Kilisesi'ni 2010 yılındaki restorasyonunun ardından kullanımı açtık. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden ödemek suretiyle bütün masrafını yaptık. Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogunu 46 yıl sonra restore ederek Yahudi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aralarında Ayayorgi Kilisesi, bölücü örgütün saldırıları sonucu zarar gören Surp Giragos ve Marpetyun Keldani kiliselerinin de bulunduğu yüzden fazla kilise ve sinagogu restore ederek tekrar ibadete açılmasını temin etti. Maşallah. Gençler, yeni kiliselerin inşa edilebilmesi için de bütçe ayırdık. Aynı şekilde 2012 yılında 50 yıllık aradan sonra bir Rum yayın evi faaliyete başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisine imkan sağladık. Gayretlerimiz neticesinde İstanbul Taksim'deki Kutsal Kalp Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Ayrıca Hatay'daki Mar Yuhanna Kilisesi de Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na yine bedelsiz olarak verildi. Artuklu Üniversitemiz bünyesinde yaşayan diller alanında lisansüstü eğitim, öğretim,
bilimsel çalışma ve uygulama yapacak bir enstitü kurduk. Yine bu üniversitemizin Edebiyat Fakültesi'nde Kürtçe ve Süryanice ile ilgili bölümleri faaliyete geçirdik. Bunların dışında gayrimüslim vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyacak, ibadet özgürlüklerini genişletecek tarihi pek çok adım attık. İnşallah bundan sonra da 85 milyonun tamamı için çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her düzenlemenin, hayata geçirdiğimiz her reformun gerisinde diğer inançlara mensup insanlarımıza bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olduklarını hissettirme ve gösterme gayreti vardır. Asla istismar veya riyakarlık peşinde değiliz. Biz bu şekilde aslında kendi inancımızın gereğini de yerine getiriyoruz. Çünkü bizim inancımız diğer inanç sahiplerine ortak insani temeller üzerinde saygı duymayı, hatta destek olmayı gerektirir. Peygamberimizden aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar tarihimizde bu anlayışın sayısız timsaline rastlamak mümkündür. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan acıların bir yansıması olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ilk dönemlerindeki tereddütleri artık geride bıraktık. Türkiye tüm vatandaşlarına sahip çıkacak, onlara hak ve imkanları sağlayacak özgüvene sahiptir. Bunun son örneği de geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz Alevi Bektaşi vatandaşlarımızla ilgili düzenlemelerdir. İnşallah Türkiye yüzyılında geçmişin tüm sıkıntılarını aşmış bir şekilde ortak hedeflerimize kilitlenmiş olarak hep birlikte çalışacak, mücadele edeceğiz. Sevgili gençler, değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak artık emperyalistlerin içimizdeki bekçiliğini yapan vesayetçilerin değil, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisi ve Alevisiyle 85 milyonun tamamının devletidir. Gökyüzünde nazlı nazlı dalgalanan hilal ve yıldız hepimizin bayrağıdır. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatan hepimizin ortak çatısıdır. Anadolu ve Trakya tüm güzellikleriyle hepimizin ortak yuvasıdır. Hangi inanca, görüşe, kökene mensup olursak olalım, hepimiz aynı gemide olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Benim Kürt kardeşlerimin dilinden ve kültüründen dolayı, benim Alevi kardeşlerimin meşrebinden dolayı, benim mütedeyyin kardeşlerimin yaşayışından dolayı, benim gayrimüslim vatandaşlarımın inancından dolayı, hasılı bir avuç seçkin azınlık dışında kalan milyonların farklı sebeplerle ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanına tepeden bakan Jacoben zihniyetin günümüz Türkiye'sinde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Nasıl bugünün Türkiye'si dününkinden daha özgür, daha müreffeh ise inşallah yarının Türkiye'si de bugünkünden daha iyi olacaktır. Milletimizin gelecek asrına yön verecek Türkiye yüzyılı, bu vizyonumuz işte bu hassasiyetle şekillenmiştir. Önümüzdeki asrı Mardin gibi dünya miras listesine girmiş
şehirlerimizin tamamını hak ettikleri seviyeye ulaştıkları bir yüzyıla dönüştürmekte kararlıyız. Bu kadim şehirlerimizin dokusundaki kültürel zenginlik, kültür ekonomisi üzerinden şehrin zenginliğinin ve refahının artmasına katkıda bulunacaktır. Bu yıl turizmden elde ettiğimiz rekorların çok daha fazlasını, ki aldığım bilgilere göre Mardin'e bu yıl gelenlerin sayısı 3 milyon. Bu ne demek? Şu anda Mardin bir çekim alanı oluşturuyor. Artık oteller falan yetmiyor. Daha yeni yeni oteller inşa ederek burayı çok daha farklı bir hale getireceğiz. Kültür geliştirme ajanslarıyla bu potansiyeli hayata geçirecek ilk adımı atıyoruz. Mardin'de 3000 yıldır gümüşü ilmik ilmik işleyen Süryani telkari ustalarının maharetlerini tüm dünyaya tanıtacağız. Kuşaklar boyunca mimarinin zirvesi sayılan eserler tasarlayan ve inşa eden sanatçılarımızı yeniden dünyaya mal edeceğiz. Bak, ben mesela geçenler bir Mardin taş ustasıyla görüşmemde artık dedi usta kalmadı. Ustam dedim, o zaman sen yeni ustalar yetiştireceksin. İşte iki tane yanımda gördüğün çırak var dedi. Mardin'in taş ustacılığı sıradan bir olay değil. Valimize de takıldık gelirken. Dedik ki buraya Mardin taşıyla öyle bir kültür merkezi yap ki toplantılarımızı artık o merkezde yapalım. Mardin'e yakışır değil mi? Bunun adımını da atmamız lazım. Binlerce yıldır bu topraklara değer katan kadim inançların günümüzdeki temsilcilerinin zengin mirasını insanlığın ortak hafızasına inşallah kazandıracağız. Velhasıl coğrafyamızın binlerce yıllık emanetine hep beraber gençler sahip çıkacağız. Bu emanetin sizlerin her biri olduğunun bilinciyle insanı anlamak için en doğru yerde durduğumuzu herkese göstereceğiz. Yarın değil, hemen şimdi diyerek Türkiye yüzyılına beraberce yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlıklarından biri olan değerler yüzyılının yaşadığı ve yaşatıldığı yer Mardin. Bizim hem ilham kaynağımız hem yol arkadaşımız olacaktır. Sözlerime son vermeden önce gençlerimize seslenmek istiyorum. Gençler, tarihinizi ve kültürünüzü iyi öğrenin. Değerlerinize zihninizle ve kalbinizle sahip çıkın. Şayet siz bu seviyede bir medeniyet bilincine sahip olmazsanız birileri gelir sizi kendi geçmişinize, kendi kardeşinize, kendi insanınıza düşman yapar. Unutmayınız, Türk'ü Kürt'le, Sünni'yi Alevi'yle, Müslüman'ı Hristiyan ve Musevi'yle, Doğulu batılıyla, kuzeyliği güneyliyle, hangi sebeple olursa olsun, insanımızın bir kısmını diğeriyle karşı karşıya getirmeye çalışan her proje, bu toprakların ve üzerinde yaşayanların düşmanlarının ürünüdür. Geçmişte bu oyuna defalarca geldik. Bedelini maddi manevi en ağır şekilde ödedik. Sadece son 10 yılda
Bunun pek çok örneğine beraberce şahit olduk. Hamdolsun milletçe artık bu oyunu görür görmez tanıyabilen ve bozacak adımları hemen atabilen bir idrak seviyesine ulaştık. Demokratik ve ekonomik kazanımlarımızdan aldığımız güç ve güvenle geleceğimize umutla bakıyoruz. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı Türkiye 100 yılı vizyonunun etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Gençler, tüm arkadaşlarınızla, arkadaşlarımızla kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Durmak yok. Hanım kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımların sesi gençlerden daha fazla çıktı. Maşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Mezopotamya'nın incisi olan kadim şehrimiz Dinler ve Diller şehri Mardin'imize hoş geldiniz. Ben Marin Altuntaş, Süryaniyim. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim, Turizm Rehberliği bölümü. Şimdi sizi ana dilim olan Süryanice dilinde selamlamak istiyorum. Çevireceğim daha sonra söylediğimi, kısa bir şey olacak zaten. Rişono dilen şeyno atitul merde sihoynat kitatu ameyna. Tercüme. Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'e hoş geldiniz. Bizimle olduğunuz için çok mutlu ve sevinçliyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Sizi hep televizyonlarda görüyorduk ama şu an karşımda ve bu kadar yakın gördüğüm için biraz heyecanlandım ve bundan mutluluk duydum. Çok sevinçliyim aramızda olduğunuz için ve Mardin'e geldiğiniz için. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Rica ederim. Soru sormadı. O zaman avantajdayız. Sayın Cumhurbaşkanım, Dinlerim ve Dilleri şehri Mardin'e hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buyur. Adım Kerem, soyadım Aksan. 17 yaşındayım Sayın Cumhurbaşkanım. Ben senin oy kullanmanı istiyordum ya. Seçimde oy kullanacağım Allah'ın size. İlk oyunda söz size olsun. Yani 18'i yakalayacaksın. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım, 2 gün önce çok müjdeli bir haber aldık. Hayırdır? Ve insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini gördük. Aslında ilk uçuşu 2023'te yapılacağını, sizin de Samsun Gençlik Buluşması'nda bir aya kadar uçacağını söylemiştiniz. Ama Selçuk Bayraktar abimizin dediği gibi daha fazla yerde duramadı ve uçtu. Ama 5 saat havada kaldı. Kaldı Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, hava tarihimizde çok büyük başarılara ve imza attınız. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle heyecanımı mazur görün. Sizi bu kadar yakından görmek ve size böyle bir etkileşimde olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. O değil, sen beni de heyecanlandırıyorsun. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Yabancı medyanın ve özellikle de Yunan medyasının ülkemizdeki teknolojik gelişimleri yakından takip etmesinin sebebi, sizce oluşan teknolojik programlarla ilgili bundan içten içe bir tedirginlik durumu olduğundan dolayı mı? Ya sen cevabı zaten verdin aslında. Ya da Cumhurbaşkanım, şimdi acaba korkuyorlar mı? Korkuyorlar tabii. Şimdi bize ne dediler?
Türkiye. Ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun füzesi var ya. Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Duydun mu onu? Duydum Sayın Cumhurbaşkanım. Tayfun füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Sanayi Teknoloji Bakanımız bu konuda gençleri ve bizleri bu yerel şeylerde sanayi çok fazla bilgilendiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın alanına girmiyor. Ama o konuda destekleri bizleri gerçekten yani sanayide yaptığı çok fazla. Destekleyecek tabii. Şimdi bütün füzeler, müzeler filan onların ortaklaşa yürüttüğü işler. Ama şimdi biz 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı. E şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Şimdi dün veya bugün gene Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki ya bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız. Bir gece ansızın Sayın Cumhurbaşkanım sizlerin deyişiyle. O kadar. İşte gencimiz yetişiyor. Bak ne diyor? Bir gece ansızın gelebiliriz. Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim tekrardan. Sağ ol. Rica ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Ne düşünüyorsun? Yani gençler konusunda okul olarak Ankara Siyasal Bilimler Üniversitesi'ni düşünüyorum. Öyle mi? Siyasete çok fazla merakım var. Oo. Sizleri, sayın bakanlarımızı yaptıkları çalışmaları olsun takip ediyorum. Tamam. Bu konuda sizleri örnek alıyorum. Sağ ol. Rica ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Beraber yürüdük biz bu yollarda biliyorsun. Her zaman da beraber yürüyeceğiz inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Mardin'imize şeref verdiniz. Sizi burada görmek büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Zeynep Köken ben. Mardin'in Araplarındanım. Evet. Mardin'in Araplarından. Evet, Araplarındanım. Arapça biliyorum. Keyfe halikum. Elhamdülillah entine şenente. Biliyor ya. Bak ben de biliyorum görüyorsun. Tabii ki de başkanım. Kuveys. Kfir Kuveys Türkçe. Tayyip. Tayyip. İsmi Tayyip. Tayyip Erdoğan. Akol Tayyip. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Rabbim uzun ömürlü sağlıklı yıllar nasip etsin başkanım. Amin. Biz siyaseti sizden öğrendik. Sizinle başladık. Sizinle devam etmek istiyoruz. Sağ Rabbim eksik etmesin sizleri. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim sağ başkanım. Sağ ol. Birileri de diyor ki gençler AK Parti'den kopuyor. Gençler salonda. Samsun'da öyle. Şanlıurfa'da öyle. Gaziantep'te öyle. Her gittiğimiz yerde öyle. Niye getirmediniz? Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknoloji bir görsün. Amerika'dan benim bu oturduğum yer. Amerika'dan yaşıyor bu insan. Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle Mardin'imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Adım İslam, Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Bu salonda ve dahi bu ülkede sizleri görünce heyecanlanan, mutlu olan binlerce ve hatta milyonlarca gençlerden sadece birisiyim. Aslında video bahsedeceğim trajikomik hadiseyi özetler nitelikteydi. Şimdi takdiriniz yakın bir zamanda Sayın Kılıçdaroğlu... Değişik bir çıkış yaptı.
İşte güya vizyon belgeleri açıkladılar. Bu açıkladıkları belgelerde dışarıdan getirdikleri yabancı danışmanlar yaptıkları programa katılma tenezzülünde bulunmayıp video konferansla bağlandılar. Tabii insanlar da bu durumu eleştirdi. Kendilerine de bu soruyu yönlendirdiler. İşte siz güya böyle büyük bir proje yapmışsınız da ama tuttuğunuz yabancı danışmanlar niye video konferansla katılıyor? Tabii verdikleri cevap da daha bir komikti. İşte milletimiz teknoloji görsün istedik. Sonra insan şunu düşünüyor. Yerli ve milli uçağı uçuran Recep Tayyip Erdoğan nerede? Geçen yüzyıldan kalma video konferansı lütuftan, internetten, teknolojiden sayan muhalefet nerede? Yani bu konuda Rabbim sizlere sabır versin, yardımcınız olsun inşallah. Bunu aslında bu hadiseyi söylemek için çıktık, bizimki sorudan ziyade. Sağ olasın, sen zaten sorunun içinde cevabı da verdin. Aynen öyle Sayın Başkan. Yani göreve geldiğimizde savunma sanayinin %20'si biliyorsunuz yerliydi. Şimdi ise bu nereye çıktı? Yerli %80'e çıktı. Ve benim diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayi ürünlerimizin araç gereç, mühimmat aklınıza ne gelirse bunu nereden istiyorlar? Türkiye'den istiyorlar. Ve ciddi manada bizim şu anda savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Ve gerek İHA'lar, gerek SİHA'lar Akıncı, ama şimdi tabii asıl gelen tabii bu kızıl elma, bu ayrı bir farklı bir şey. İnşallah kızıl elma 2024 gibi, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli başkanımız, Mardin'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Seda Arpa, 22 yaşındayım, Mardinliyim. Trabzon Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Hangi bölüm? Bankacılık. Bankacılık? Evet. Ayrıca uzaktan bir üniversite daha okuyorum. Maşallah. Eskişehir'de. Maşallah. Evet, sağ olun başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, seçim normalde Haziran'da denildi. Ama Mayıs'ta olacağını da söyleniyor. Şimdi biz tatil planları yaptık. Seçime denk gelirse de tatilimiz yanar. Başkanım, sizin için tatili de yakarız. Mesele bu. Mesele bu. Ama yakmasak daha iyi olur. Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere der, ne tatillere. Çünkü inşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız. İnşallah başkanım. Farklı yaşayacağız. Başkanım, bununla ilgili sizden bir tüyü alabilirsek ona göre plan çizeceğiz kendimize. Bak. Ama işte tüyü istiyor. Ama şimdi acele etme diyordum ha. Tamam başkanım. Çünkü Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım inşallah. Ondan sonra TİO'yu değil de gerçeğini biz size veririz. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Kalbimiz sizinle başkanım. Allah yar yardımcımız olsun. Hepimizin inşallah. Fotoğraf. Hay Allah iyiliğini versin ya. Ben de soru soruyorsun zannettim. Sabır sabır. Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk defa böyle karşınızda olduğum için biraz heyecanlandım, kusurumu hoş görün. Ben de kendimi şöyle tanıtayım. İsmim Recep, soy ismim Recepoğlu. Sinan'daşız ayrıca.
21 yaşındayım, Mardinliyim ben de. Ülkemize kazandırdığınız 209 üniversiteden olan Sinop Üniversitesi'nde eğitim görmekteyim. Onun dışında ayrıyeten İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim görmekteyim. Maşallah. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Benim de sizlere sorum şu şekilde olacaktı. 1-2 aydır Türkiye'nin doğal gaz hub'ı olma gündemi var ülkemizde. Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden satılmasıyla bu gündem başladı. Bu hafta da Türkmenistan'a gittiniz. Orada da yine aynı şekilde gazla ilgili gündem oluştu. Onun dışında Silivri'de doğal gaz depolama tesisi açtınız. Yeraltı depolama. Evet. 2 aydır bu çok konuşuluyor. Siz bu konuda ülkemizin öyle bir rol üstlenebileceğini ne zaman öngördünüz? Bu tabii uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Bunu Sayın Putin'le defalarca görüştük ve Sayın Putin Türkiye'yi bu noktada bir hub olarak kabul etti ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu doğalgazı verebiliriz. Hatta fiyatı da siz belirleyin dedi. Biz de kabul dedik ve Türk Akım olarak inşallah bunun adını da koyduk. Ve Türkmenistan'da yaptığımız seyahatte de Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye olarak üçlü böyle bir adımı atıp atamayacağımızı konuştuk. Niye olmasın dendi ve şimdi bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme de benim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım ekibiyle, Azerbaycan ekibiyle, Türkmenistan ekibiyle bir ön çalışma yapacaklar. Bu ön çalışmadan sonra da biz liderler olarak tekrar bir araya geleceğiz. Nasıl bir yol haritası belirleyeceğiz? Bunun kararını inşallah vereceğiz. Çünkü Türkmenistan'dan özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir doğalgazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır. Teşekkür ederim başkanım. Silivri'deki tesisimiz bize hayırlı olsun. Rabbim bizi muvaffak etsin. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Amin. Amin. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Mardin'imize, tarihi buram buram kokan şehrimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Kendimi tanıtayım. Ben Nazcan, soyadım Hoca. 19 yaşındayım. Mezunum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sizinle en güzel şiirinizi, beğendiğiniz bir şiiri beraber okuyalım istiyorum. Tabii isterseniz eğer. Sen oku, ben dinleyeyim. Sen oku, biz dinleyelim. Bir de Yeşilli halkı sizi çok çok seviyor ve sizinle gurur duyuyor. Yeşilli halkı. Şimdi Erdem Beyazıt abimizin şiirini okuyacak. İnşallah. Bu Eyüp de çok tehlikeli ya. Ne yapacağı belli olmuyor. Hep televizyonlarda görüyorduk. Şu an karşımda oturuyorsunuz. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Ya. Aynı durum benim için de geçerli. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında, ışıklı sofralarda. Hırsızın gırtlağında tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem, kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim. Haşin, hoyrat, mer. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.
Tabii bu şiir çok uzun. Son üç kıtasını okudu ve benim malum cezaevine girerken doldurduğum kasetin içinde olan şiirlerden bir tanesiydi. Erdem Beyazıt abimizin, Allah rahmet eylesin, şiiri çok duygulandığım, sevdiğim bir şiiridir. Mekanı cennet olsun inşallah. Aileminde buradan onlara bizden selam de Yeşilli'ye çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, programımızın burada sonuna geldik. Bizler sizlerin huzurunda tüm genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi